Merhabalar arkadaşlar, Berkay ve Ege'nin hikayesine hoş geldiniz. Bugün rasyonel ve ondalıklı sayıların canını okuyacağız. Rasyonel ve ondalıklı sayılara Berkay ve Ege bir miktar çalıştılar. Şimdi bugün biz onlarla tekrar yapacağız. Rasyonel ve ondalıklı sayılar. Özellikle rasyonel sayının Q, rasyonel sayılar kümesinin Q ile gösterildiğini ilk dersimizde söylemiştik. Mesela A bölü B şeklinde yazılabilen paydası sıfır olmayan payı ve paydası tam sayı olan sayılardı. Değil mi? Pekala. Bu detayı geçelim ve şuraya geçelim. Rasyonel şekilde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar diyorduk. Bunlarla ilgili de videolarımızın ilk kısmında bahsetmiştik. Nasıl sayılar olduğu, sayı doğrusunda nereye düştüklerini göstermiştik. Pekala. Şimdi bunlarla ilgili işlem yaparken payda eşitleme, değil mi? Payda eşitleme işlemini hatırlatalım. 1 bölü 2 ile 7 bölü 3'ü toplayacaksın. O zaman payda eşitlersin demiştik. 1 bölü 2'yi 3 ile 7 bölü 3, 2 ile genişletirsek 3 bölü 6 artı 14 bölü 6'dan 17 bölü 6 olur. Berkay, bir kesrin en sade şekli onun değeridir. Bir kesrin, bilgiyi yazalım. Bir kesrin en sade şekli onun değeridir. Peki. O zaman Ege, bu madem böyle 1 bölü 7 diyelim ki bir kesir var. Biz bunu sıfırdan farklı bir k sayısıyla genişlettiğimizde k bölü 7k dememizde hiçbir sıkıntı yok. Ya da bize sadeleşebilecek, mesela atıyorum 13 bölü 91 kesirini verdi. 13'ü 13'e bölüyorum. 1. 91'i 13'e bölüyorum. 7. Yani dolayısıyla 1 bölü 7 bu kesirin değeri oluyor. 13 bölü 91 de 1 bölü 7 de değer olarak 1 bölü 7'dir ve birbirine eşittir. O yüzden biz payda eşitlerken şurada kıymetli dostlar aslında 1 bölü 2 yerine onun denge olan 3 bölü 6'yı yazmış oluyoruz. 7 bölü 3 yerine 14 bölü 6 yazmış oluyoruz. Bundaki amaç toplamayı yapabilmek. Toplama çıkartma işlemlerinde, değil mi? Aynı şekilde biz ne yapabiliriz? Oraya koymayalım eksiği. Payda eşitleriz, eşit değilse. Ve bunu genel olarak nasıl yaparız yani? A bölü B ile C bölü B'yi topluyorsam A artı C bölü B. Şimdi burada öğrencilerimizin en çok hata yaptığı sadeleştirme şeklini göstereyim. Mesela 5 artı 3 bölü 3. Bu işlemde 3'ler sadeleşmez. Yani hocam bu zaten bildiğimiz bir şey. Yani niye sadeleşmez? Çünkü bu kesir önce toplama yapılır. 5 artı 3 sonra 8 bölü 3 olur Berkay, değil mi? Yani şöyle bir şey olsaydı 5 çarpı 3 bölü 3 Ege, bu 3'ler gidecekti. Yani 5 diyecektik. Burada bir sıkıntı yok. Sadeleştirme yaparken rasyonel bir ifadede hem payı hem paydayı aynı sayıya bölüyoruz aslında. Yani toplama durumunda bir sayıyı sadeleştiremeyiz o yüzden. Peki, o zaman toplama çıkarma işlemiyle ilgili bunu söylemiş olduk. Çarpma yaparken A bölü B ile C bölü D'yi çarpıyorsam A ile C'yi çarpıyorum, B ile D'yi çarpıyorum. Yani payı payla, paydayı paydayla. Ama 72 bölü 15 ile 5 bölü 9'u çarpıyorsam ben burada önce çarpma yapmam. Ne yaparım? Sadeleştirme. Sadeleştirme yaparım. Sadeleştirin. Başlayın. Ben yapayım. 72 ile 15. 3'e sadeleşir. Kim? 3. Kimleri 3 ile sadeleştireyim? 72 bölü 15. Tamam. 3'e böldüm 24. 3'e böldüm 5. Sonra? Sıra sende Berkay. Aşık atışması yapıyoruz şimdi. To be or not to be. Bütün mesele bu. Mesela bu 5 ile şu 5 sadeleşebilir mi? Evet.
Yardımcı olduk ve Evet. vurdu, gol oldu. Peki geriye ne kaldı? 24 bölü 9. Evet. Evet Ege, top O da sende. sadeleşir. Kaçla? 3. 3'e böldüm 8, 3'e böldüm 3. İşte biz bu kesrin arkadaşlar bu işlemin sonucunu bulmuş olduk. Bir de şıklarda zaten yaptığımız işlemin neticesinde elde edebileceğimiz en sadesi vardır. Yani sen mesela işlemi yaptın 2 bölü 6 çıktıysa onu arama şıklarda. 2'yi 2'ye böl, 6'yı 2'ye böl, 1 bölü 3'ü ara. Bu rasyonel sayılarda bölme işlemi nasıl yapılıyordu? A bölü B bölü C bölü D. A bölü B aynen. C bölü D'yi ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpıyorduk. Takla atıyordu değil mi? Mesela şu işlem 1 bölü 5 bölü 7 bölü 3. Ne olacaktır? 1 bölü 5, 3 bölü 7. Çarpı 3 bölü 7. Buradan sonrası çarpma şeklinde gider. Sadeleştirme yoksa direkt çarparız. 1 kere 3, 3. 5 kere 7, 35 yapar. Mesela şöyle bir hareket çekelim. Eksi 5 bölü 3 bölü 5. Burada pay kısmı şurasıdır. Hop, burasıdır. Yani birinci olan budur. Payda kısmı da şurasıdır. Dolayısıyla ikinci olan da budur. Eksi 5 bölü 1 gibi düşünürüz eksi 5'i. O birinci kesirdir. Aynen Hangi kalır. payda? Paydadaki ikinci kesri ters çevirip çarparız. Eksi 5 ile 5'i çarparsam eksi 25. 3 ile 1'i çarparsam 3 olur. Bu şekilde. Mesela şöyle bir soru gelebilir akla. 7 bölü 3 sayısı 12 bölü 5'in kaç katıdır? Hadi bakalım. Şimdi ben size bir şey sorayım. 8 4'ün kaç katıdır desem ne yaparsınız? Katı. 2 katı ne yaptın da buldun? 4 ile 8'i 4'e böldüm. evet. Harika. Yani o zaman kaç katıdır deyince aslında bak Bölme bunu işlemi. aynen bölme işlemi yap diyor. 7 bölü 3'ü 12 bölü 5'e bölüyorum. Peki şu ortadaki kesir çizgisini biraz uzun yapıyorum ki değil mi? Farkı anlayalım. Sorularda bazen o kesir çizgisini çok yani uzun yapmıyorlar. Anlaşılmıyor pek. Ama siz ona çok takılmayın arkadaşlar. Şöyle çok belli bir bariz çizilir zaten. Pekala. Birinci, ikinci belli yani. Birinci bu, ikinci bu. Birincisi aynen 7 bölü 3. İkincisi ters çevrilip çarpılır. Şimdi burada sadeleştirme yok. 7 kere 5, 35. 3 kere 12'de 36. Yani 7 bölü 3, 12 bölü 5'in 35 bölü 36 katıymış. Güzel. Şimdi biz burada şuna geçelim. Mesela rasyonel sayı nasıl ondalıklı yazılır? Nasıl yazılır? Baktığımız zaman 4 bölü 5 diye bir kesir. Yani 5 parçanın 4'ü değil mi? Aslında 5 de 4 demek. Yani şöyle gösterirsem aslında bir nebze de kesir problemi çalışıyoruz gibi bir şey. Çünkü kesir problemlerinde rasyonel sayı çokça karşımıza çıkıyor. Yani 4 bölü 5 demek 5'te 4 anlamına geliyor. Peki mesela şöyle düşünseniz. Bir parça değil mi bu? Bütün. Mesela bu bütünün 5'te 1'i her bir parça. 5'te 1. O 1 bölü 5 ne demek? Ondalıklı olarak söylemek gerekse. Bunu da mesela ondalıklı yazalım ve ondan sonra 4 bölü 5'e geçelim. Arkadaşlar bir kesrin değerini, payını ve paydasını aynı sayıyla, sıfırdan farklı bir sayıyla genişletmek bozar mı? Hayır. Bozmaz. Peki ya hocam ondalıklı yazdığın adı üstüne ondalıklı sayı demek işte 0,3 gibi ya da 1,2 gibi böyle sayılar yani ondalıklı sayılar. Ben bunları kolay yazmak istiyorsam paydayı 10, 100, 1000 gibi sayılar yapmak isterim. 10, 100, 1000 gibi. Niye paydayı böyle sayılar yapmak isterim? Çünkü eğer payda 10 olursa mesela
Şöyle düşün. 3'ü 10'a bölmek demek aslında 1 virgül sola kaymak demektir. 1 virgül sola. Yani 3 sayısında 1 virgül sola kayarsan 0,3 bak. Ya da 13'ü 100'e bölmek demek 0,13 demektir. 2 virgül sola kaydık. O zaman ben paydayı 10, 100, 1000 yaparsam çok rahat virgül kaydırırım. Kaçla genişletirsem 10 olur? 2. Ne oldu sonuç? 2 bölü 10 yani 0,2. Evet. Peki 4 bölü 5'i o zaman yani şöyleymiş değil mi bu? 5'te birlik parçalar ondalıklı yazılmak istense her biri 0,2 yani aslında. 0,8. O zaman 4 tane hani 1 bölü 5. Yani bunun da paydasını 2 ve payını 2 ile genişlettiğim takdirde 8 bölü 10 0,8 olacaktır. Bu sazın tellerinde, gitarların tellerinde bile belli yerlerde oranlar var, değil mi? Yani Evet. bu nereye basacağın önemli, hangi tele. Bir de onların yapılırken hani herkes mesela şimdi gitar üreten kaç firma var ya da saz üreten kaç firma var, değil mi? Sayısal etmez. Ama adamlar ciddi bir iş yapıyor aslında. Herkesin yapamayacağı bir şey yapıyor. Fabrikasyona geçtiler mi sence? Var mıdır öyle tak koy çıksın diye ileriden? El emeği vardır yine ya. D-Max'te falan Evet var. görüyorum ben öyle de tabii. Tellerin geriliminde falan mutlaka el emeği kullanılıyor. Yani test ederken falan şeyde D-Max'te çok var öyle. Acayip sarıyor onlar. How to Nerede Make It diye bir sarıyor programı diyelim. var D-Max'in. Ha? How to Make It diye bir programları var Evet. D-Max'in. Nasıl Her yapılır değil mi? şeyin yapılışını. Aynen. Efsane ya o program. Oradan var ya ne matematik soruları çıkar yani. İşte saatte şu kadar paketleme yapıyor falan filan. Konumuza dönecek olursak, şimdi ondalıklı yazmak önemli. Mesela bakalım. Diyelim ki 10 yumurta aldınız. 8 lira ödediniz. O zaman bir yumurtanın fiyatı ne oluyor? 0,8. Yani başka diyelim ki bir 100 lira yüklediniz. 100 lira yüklediniz akbilinize. O ego kart mıydı ya? İzmir'deki neydi? Kullanma gereği duymadık şimdiye kadar. İlk her yeri gördünüz. Şimdi otobüslerde burada Bursa kart var. Dolayısıyla şimdi şöyle düşün. 100 lira yükledin. Diyelim ki 45 kere bindin. Yani bir binim o zaman ne oluyor? 0,45. Değil mi? Evet. Yani ondalıklı bir şekilde işlem yapmak zorunda kalıyoruz. Pekala. Devam edelim. Ondalıklı sayılar üzerinde diyelim ki sana 32, 0,32 veya 1,33 ya da 1,2 ya da 7,3 3 devretsin mesela. Böyle ondalıklı sayılar gelirse rasyonel nasıl yazarız? Bir de o şekli var. Yani tamam kesirliği A bölü B şeklinde ifadeleri ondalıklı nasıl yazıyormuşuz? Taktik bu. Nedir o abi? O nasıl bir işaret ya? Allah aşkına. İlkokul çocuğu karalamış gibi oldu bir anda. Evet. Şimdi efsane oldu zaten değil mi? Çok güzel çizdim bu sefer. Şimdi Güzel burada oldu. 10, 100, 1000 paydayı 10, 100, 1000 yapmak teknikti zaten. Yani bu tekniği burada görmüş olduk. Payı ve paydayı aynı sayıyla genişleterek biz bunu yapıyoruz. Mesela ÖSYM'nin buradaki ben onu söyleyerek geçeyim. 1 bölü 8 kesri ve 3 bölü 8 kesrine bunlar geçmişte çok vurgu yapmışlar. Yani çıkmış örneği var. 3 bölü 8 ve 1 bölü 8 kesirlerini nasıl ondalıklı yazarız? Arkadaşlar 8'in 125 katı 1000 yapıyor. Allah seni inandırsın böyle. Böyle derler ya. İnanmıyorsan çarp kardeşim. Peki 1 çarpı 125, 125. 8 çarpı 125, 1000. Yani neymiş 1 bölü 8? 0,125. 3 virgül sola kaydım. Peki 3 bölü 8'de ne olacak o zaman? Yine 125 ile çarpacağım payı ve paydayı. 375 bölü 1000. Yani ne oldu bu da? 0,375. Peki size bir soru soracağım birazdan. Unutturmayın bununla ilgili tamam mı? Tamam.
0,32 sayısı ondalıklı sayı. Ondalıklı bir sayıyı nasıl rasyonel yazarız? Bak şöyle. Kesirli yazarız. Arkadaşlar, virgülden sonra kaç basamağı var? 2. 2. 2. Dolayısıyla paydaya 100 yazarız. 2 sıfır koyarız birinin yanına. Pay kısmına sayının virgülsüz halini yazarız. Yani pay kısmına virgülsüz hali. Payda kısmına da birin yanına kaç tane sıfır? Virgülden sonraki basamak sayısı kadar. Peki 1,33 nedir o zaman? 133 bölü 100. Pekala. 1,2. Berkay. Ya pas geldi. Hadi bakayım şimdi. 120 diyeceğim ama. Ne? Yok. Duymadım. Ne dedin? 12 bölü 10. 12 bölü 10. Doğru mudur? Çılgın seni. Evet. Yakışıklı olduğunuz kadar çılgınsınız da. Peki bu devirli sayıyı Ege nasıl çevireceğiz acı? %73 bölü 10 diyeceğim normalde ama devirli Aa, oldu. şimdi Niye? devirli sayılarda bir formülümüz var. Formül şu. Mesela devirli sayının ne olduğunu biliyor musunuz? Önce onu söyleyelim. Devirli sayı ne demek? Bu Üç sayı nasıl bir devam sayı? ediyor sonsuza kadar. Ha, üzerine şapka koyduğum kısım var ya şu. Şapka koyduğum kısım. Bu Devirle böyle tekrar devam ediyor. ediyor demek. Peki formülümüz nedir? Atıyorum A virgül BC C devrediyorsun. Şapka C'nin üstünde. Pekala. Sayının virgülsüz hali. Sayının tamamı yani. Virgülsüz hali. Eksi devretmeyen kısım. Devretmeyen kısım. Bölü virgülden sonra, virgülden sonra, bak burası önemli, virgülden sonra devreden kadar 9'un yanına, devreden kadar 9'un yanına devretmeyen kadar 0. Devretmeyen kadar 0 yazıyorsun. Şimdi bunu tekrar açayım ben şöyle. Bak şurada bir sarı kalem alayım. Burada virgülsüz hali dedim ya. Virgülsüz hali. Bunun virgülsüz hali nedir? 73. A, B, C. Ha Bu şey. sayının nedir? 73. Güzel. Devam edelim. Devretmeyen kısım nedir şurası? Devretmeyen kısım. Sayıda devretmeyen, üzerinde şapka olmayan. AB değil mi? Peki burada üzerinde şapka olmayan kim var? 7. 7. Şimdi paydaya geçince payda da önemli bir şart koştum. Bak şuraya çok dikkat lütfen. Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Burada virgülden sonra şuraya önce ABC sayısına bak. Virgülden sonra şurası var değil mi? Kaç tane devreden var? Üstünde şapka olan kaç tane var? Bir. Bir. Bir tane. Bir tane 9. Devretmeyen kaç tane var? Bir tane rakam, bir tane 0. Yani hocam o zaman burada virgülden sonra sadece bir tane devreden var. O zaman bir tane ne yapacağız? 9 atacağız. Yanına 0 koymayacağız. Yani neymiş bu sayı aslında? 66 bölü 9. Yani onu da 3 ile sadeleştir. 66'yı 3'e böl. 9'u 3'e böl. 22 bölü 3'müş mesela. Hakikaten biz 22'yi 3'e bölsek bu sayı böyle gidiyor. Peki 1,22 devrediyor. Bu ne olacak? Bu sayı şöyle bir sayı o zaman. 1,2222 diye gidiyor. Değil mi? Evet. Evet. Ne olacak? Hemen formülümüz burada. 10 bölü 9 mu? 12'den kimi çıkaracağız? 2. 2'yi mi 1'i mi? Devret. Devretmeyen. Ha Devretmeyen pardon. 1 bölü paydaya 9 diyeceğiz. Okey. Peki bir tane daha yapalım. 1,25 5 devrediyor.
Bu da böyle bir sayı değil mi? 25, 5, 5 diye giden bir sayı. Bunun 125 eksi 12. 125 eksi 12 bölü 90. bir tane 9 var, bir tane de 0 olacak. Sıfır. Niye? Devreden bir tane sayı var. Şöyle yanlış gösterdim. Devreden bir tane sayı var. Devretmeyen de bir tane sayı var. Yani 90 olacak. Dolayısıyla bu da 113 bölü 90'mış. Peki bir tane daha yapalım. Diyelim ki şöyle bir sayı. 0,7 devrediyor. Sayının tamamı ne? 7. Peki devretmeyen kısmı ne? 0. Sıfırdır. Bir tane devreden var virgülden sonra. 7 bölü 9. Yani arkadaşlar o zaman şöyle bir durum yok mu? 0 virgül A devrediyor dedim miydi? Direkt A bölü 9 diyebilirim. Evet. Nasılsa 0 devretmeyen kısmı. Eksi. Pekala. Şöyle bir şey daha yapalım. 3,32 ama 32 devrediyor. Bu sayı nasıl yazılır? Önce onu anlatalım. 32, 32. Yani virgülden sonrası hep 32, 32, 32. Bu sayıyı rasyonel yapalım. Çok yaşa. Siz de görün. Hadi bakalım. Sayının tamamı ne? 332. Eksi. Devretmeyen kısım. 3. Bölü. Paydada kaç tane ne var? 9 bir tane. Virgülden sonraya bakacağız, değil mi? Virgülden sonra kaç tane devreden var? Rakam. Yok. İki tane devreden var, değil mi? Ha, devretmeyen. Devretmeyen var mı? Yok. Dolayısıyla 99, yani 329 bölü 99 olur. Nasıl bir sayı, değil mi? İşte böyle bir sayı. Peki arkadaşlar, o zaman şöyle bir hemen size çok tatlış bir soru yönelteyim. Üniversiteye gittiniz. Üniversitede 4 üzerinden notlandırma yapılıyor. Diyelim ki A öğrencisinin not ortalaması 4 üzerinden 3,25, 5 devrediyor. B öğrencisinin 3,25, 25 devrediyor. Kimin notu daha büyüktür? Kim daha başarılıdır? A öğrencisi. A öğrencisi. Neye dayanarak bunu söyledin? Bir saniye. Şu an işlemi yapmaya çalışıyorum da. Formülü kullanıyorsun değil mi şu an? Evet. Formülü kullanmanıza gerek yok peki böyle söylesem. Aslında teknik olarak ondan sonra gelecek sayı A öğrencisinde 5-5-5 diye devam edecek ama B Harika. öğrencisinde sonra 2 gelecek. 2 de 5'ten daha küçük olduğu için otomatik olarak A Ha. öğrencisinde daha yüksek olacak. Harika. Bunu fark etmenizi istiyordum. Yani tanımı bilsen devretmek ne demek? Üzerinde şapka olan devam eder. Yani tacı kim almışsa o gidiyor abi. Aslında ilk Anlatabildim mi? başta öyle düşündüm Taç ama kimin sonradan bir başındaysa o ilerliyor. O sürekli o. Peki buraya baktığında şuraya kadar virgülden sonralarına kadar aynı değil mi? evet. O zaman kim daha başarılı olur? Şuradaki rakama bakıyorum. Bunun 5, bunun 2. İki. Yani dolayısıyla demek ki A öğrencisi daha başarılı. Yani 3,25 5 devrediyor. 3,25 25 devrediyordan daha büyük. Formülü hiç kullanmama gerek kalmadı. Bu Çok formülü tatlış. daha önceden bilmiyordum. Üniversite sınavında devirli soru çıkmıştı. Yine aynı şekilde mantık kurarak çözmüştüm. Çok güzel. Şimdi burada mesela biz ondalıklı sayılarla işlem yapmayı daha henüz girmedik. Rasyonel sayılarda biraz konuştuk ama ondalıklı sayılarda dört işlem. Mesela bizi dinleyen arkadaşlara buradan ne söylemek istersiniz? Siz biraz baktınız. Burada zorlandığınız bir yer oldu mu? Devirli sayıları toplamak, çıkartmak biraz zor. Bunun dışarısında normalde toplayabiliyorum, çıkartabiliyorum. Ondalıklı sayılarda mesela biraz bakmıştınız. Onlarda ne düşünüyorsunuz?
Ondalıklı sayılarda toplama çıkartma mı daha sizi yordu? Çarpma bölme mi? Çarpma bölümü beni daha çok. Beni de. Pekala. Bizi dinleyenler o zaman nereye bakacağına şu an karar vermiştir. Toplama çıkartmayı yaparken mesela 0,25 ile 0,2'yi topluyorken virgülleri alt alta getirmek teknikti. Veya çıkartıyorken 0,32 işte 1,23 çıkartıyorken alt alta getirmek önemli. Peki ondalıklı sayının virgülden sonrasına istediğim kadar sıfır koyabilir miyim? Evet. O zaman topluyorum 5, 4, 0, 45. Peki çıkartma yaparken şimdi bak 0,32 daha küçük bir şey. 1,23 daha ne büyük bir şey. O zaman negatif çıkacak sonuç değil mi? Şöyle Evet. Evet. biz 1,23'ten 0,32'yi çıkaralım. En son başına ne yazalım işlem bitince? Büyüğün işaretini koyalım. Toplama çıkartma yaparken büyüğün işaretini kullanıyoruz. Peki 3'ten 2 çıktı. 1. 2'den 3 çıkmadı. Gitti komşuya aldı onluğu geldi. 12'den 3 çıktı. 9. Bu 1'de hiçbir şey kalmadı. 0'dan 0 çıktı. 0. Yani sonuç ne olmalıymış o zaman? Eksi 0,90. 90. Yani bu eksiği koyma sebebimiz bu negatif olması. Eksi 1,23. Yani onun küçükten büyük çıkıyor olması. Çünkü biz biliyoruz ki en başta küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarttığımızda bir kere negatif bir şey olacak. Biz bunlarda büyükten küçüğü çıkarıp işlemin sonucunu bulup en son başına eksi koyduk. Pekala. Bir soru olabilir mi? Tabii. Örnek 0,25 ama 5'i devirli bir sayı olacak. En Tamam. sondaki 5. 0,25 ile gene topluyoruz ama bu sefer 25 devirli bir sayı. Bu işlemi nasıl yapıyorum? Çok güzel. Bu işlemi yaparken iki yolumuz var. Ben burada Birincisi şu. zorlandım. 25 sayının tamamı, değil mi? Evet. Eksi devretmeyen kısım. Devretmeyen kısmı kaç bunun? 2 bölü. Virgülden sonraya bakıyorum. Kaç tane devreden var? Bir. Bir tane devreden var. Bir tane devretmeyen var. O zaman 90. 90, 19, 10 artı 25 sayının tamamı eksi devretmeyen kısım zaten 0 bölü virgülden sonra iki tane devreden var. Yapalım. Devretmeyen yok. Peki ne yapacağım? 23 bölü 90'la 25 bölü 99'u toplayacağım. Bunu 11 ile bunu 10 ile çarparsam paydayı 990'da eşitlemiş olurum. Buradan baya büyük sayılarla işlem yapacağım. 11, 23 çarpacağım. 253 yapıyor. Sonra 25 ile 10'u çarpacağım. 250 bölü 990. Yukarısı 503 yaptı. Aşağısı 990. Yani maşallah değil mi? Ben bunu şimdi buna nasıl böleyim? Bir de gidip bunu buna böleceğim. Böyle işlemlerde formülü kullanmak uzatır. Şöyle yapmak daha uygun. Mesela 0,25 5 devrediyordu değil mi? Yani şöyle 5 5 5 diye mi gider? Tamam. 0,25 25 diye gidiyor değil mi bu? Evet. Öyleyse bunun virgülden sonra bir basamağı buradaki devrediyor. Buradaki iki basamağı. Burada şuraya dikkat ettim. 0 virgül şurada 5 5 topladım. 10, 10'un 0'ı. Değil mi? 7 ne yapıyor? 8. 5 7 7 5 5 0. Eldeyi de buraya koyacağız. Burada da 2 4 5. Mesela 0 virgül 507'den sonra burada 7 8 7 7 8 buradaki şeyi de yazayım. 5 tekrar 2 tekrar 5 tekrar 2 tekrar 5 pardon. Tekrar 7 tekrar 0 tekrar ne olacak? 0 7 8 heh, tekrar bakıyorum 7 0 7 5 2 ben şurada bir şey yanlış yazmışım şuraya pardon. Şurada 25 yazacağım ama
25 devrediyor değil mi ikincisinde? Evet, şurayı Evet. 22 yazmışım tekrar. Orayı bir düzeltelim. O yüzden farklı bir sonuç çıktı. Hemen düzeltelim şurayı. 25-25 diye gittiğini söylemiştik. 0 elde var 1, 8. 0 elde var 1, 8. 0 burası da 5. Şimdi şuraya dikkat ettiniz mi? 5'ten sonraki 0,8, 0,8, 0,8 diye gidiyor. Yani bunun sonucu 0,508 ama 0,8'in üstünde çizgi olacak. Yani devir eden kısım bir taneydi bunda. Bunda devreden kısım iki taneydi. 1 ile 2'nin en küçük ortak katı 2'dir. Yani 1 ile 2'yi nerede eşitlersiniz? 2'de. Dikkat ettiyseniz kaç basamağı devrediyor? İki. İki basamak. Ve benim şurada az önce uzun uzun yapmamın sebebi şu. Yani sen bu işlemi yaptığında ulaşacağın nokta karanlık. Yani formülü her zaman kullanmak avantaj değil. O yüzden tanımı kullanırsak, ben bu sayıların açılımını yazar alt alta toplarsam şunu görmüş oldum. 5'ten sonra hep 0,8 0,8 gidecek bu adam. Dolayısıyla sonuç bu olacak. Zaten şıklarda böyle olur. Var mı başka soru? Güzel soruydu. Beni en çok zorlayan kısımlardan biri buydu. Bir de aynı şeyi çarpma bölme işlemiyle yapmak biraz Yani yorucu şöyle oluyor. söyleyeyim sana, ondalıklı sayılarda mesela çarpma daha basit şeyleri de var. 0 virgül A diyelim ki 0 virgül B. Şimdi ikisini çarpacağım diyelim. Burada şöyle bir şey yapabilirim. Önce virgülsüz hallerini çarparım. Ondalıklı sayılarda çarpma yaparken virgülsüz şekilde çarparız. Kimleri? A ile B'yi çarptım. Sonuç geldi bir tane AB. Peki sonra ne yaparız? Sonra da bunun virgülden sonra kaç basamağı var? Bir tane. Bunun kaç tane var? Bir Bir tane. tane. Toplamda kaç basamak oldu? İki. İki virgül sola kayarız. Yani örneğin 0,3 ile 0,15'i mi çarpacaksın? Bunun virgülden sonra kaç basamağı var? 1. Bunun 2. Toplam Yani üç yana kayacağız. 3 basamak var. Yana 3 kayacağız. Tamam. Peki 3 ile 15'i çarp virgülsüz 42. hallerini. 45. 45'te 3 virgül sola kayarsan 1, 2, 3. Yani 0,045 olur. Mesela diyelim ki 1,2 ile 0,25'i çarpacağız. Bir işlem geldi. Berkay burada 1,2'nin kaç basamağı var virgülden sonra? Virgülden sonra bir. 1. 0,25'in İki. toplamda 3. 3 yana kayacağız. Pekala. 12 ile 25'i çarpalım şimdi virgülsüz hallerini. 12 değil de 10 ile 25'i çarpsaydım ne olacaktı? 10 ile 250. 25'i çarpınca. Ile 25'i çarpsaydım ne olacaktı arkadaşlar? Dondu. Sistem dondu. Alo. 250. Alo. Geliyor şu an sesiniz. Bizimki Geliyor geldi. Ha, şu an şimdi düzeldi. sesiniz. Bizimki gelmiyor. Evet, Şu 10 ile an 25'i çarpınca 250, 2 ile 25'i çarpınca 50, toplayınca 300 yaptı. Peki 3 yana mı kayacaktık? Kayalım 3 yana. evet. 1, Evet. 2, 3. Dolayısıyla 0,300 yani 0,3 olacaktır. Yani sağ sıfırları yazmama gerek Anladım. kalmadı. Bölmede de yine Anladım. benzeri bir taktiğimiz var. Mesela 0,A ile 0,B'yi mi böleceksin? Virgülleri kullanmama ihtimalim var desem. Hoşuna gider mi? Virgülsüz işlem yapmak. Vallahi gider. Kimin gitmez? Peki virgülden sonra bunun koşulu, Yani. virgülleri atabilmenin koşulu virgülden sonraki basamak sayılarını eşitlemektir. Virgülden sonraki basamak sayılarını eşitlemek.
Yani şöyle, burada bir basamak var, burada da bir basamak. Eşit zaten. O zaman at gitsin virgülleri A bölü B. Örneğin 1,2'yi 1,5'e mi böleceksiniz? Virgülden sonra kaç basamak var? 1. Bunun kaç basamağı var? 1. At abi virgülleri 12 bölü 15. Şimdi sadeleştirebilirim. 3'e böl 4, 3'e böl 5. 4 bölü 5. Ya da mesela 1,25'i 12,5'e böleceksin diyelim. Şimdi tahtaya yazdım bu örnekte. Bunun virgülden sonra iki basamağı var. Pay kısmındakinin. Paydadakinin Bir. Bir. bir tane. Şöyle bir hareket yaparsan bir şey değişir mi? Alttaki sayı değiştirmiş olur Değişti. muyuz? Olmayız, değil mi? Böylece alttakinin de iki basamağı oldu mu? Evet. Şimdi basamak sayıları eşit mi? At Evet. virgülleri Hı hı. at 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 at. 12 ne oldu? 1250. 12,5 oldu 1250. Peki 125'e böl yukarıyı 1. Aşağıyı 125'e böl 10. Bunu ondalıklı yazarsak 1 virgül sola kay 0,1. Hangisi varsa 11. şıklarda. Evet. 40 dakikamız vallahi ne tez geçti. Doluyor. Bir dakikamız kalmış. Arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Siz de Siz hocam. de kendinize iyi bakın.